Sevgi Görmez, yaşadığı hayatında hiçbir engel yok iken geçirdiği hastalıklar ve sıkıntılar sonrasında kullandığı ilaçlar, tedaviler sonucunda belden aşağısı felç kaldı. Hiçbir engeli olmayan Sevgi Görmez, %98 engelli bir hayata başladı. Sağlığınıza sakın inanmayın. Hiç aklımın ucundan geçmezdi ki ben tekerlekli sandalyede yaşayacağım. Azrail'i gördüğünü söyleyen Sevgi Hanım bizlere hayat hikayesini anlattı. Cehennem ateşini ben dünyada yaşadım. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta çok özel bir konukla karşı karşıyayız. Ablacığım hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Vallahi seni sevdiğimiz bir abimizin kanalında, Anlatırsan Film Olur kanalında gördük. Daha doğrusu programında gördük diyelim. Evet. Orada gördüğümüz zaman biz bu ablaya birkaç soru sormak istiyoruz deyip buyurun, kendisinden talepte bulunduk. Sen de talebimizi geri çevirmedin. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Şimdi senin birçok hikayen var, dinlenmesi gereken, insanların duyması gereken bazı hikayelerin var. Biz de tam o maksatla seninle konuşma yapmak istiyoruz. Tekrardan hoş sefa geldin. Seni tanımak istiyoruz abla. Tabii. 47 yaşındayım. Bugün itibariyle 48'ime girdim. Allah eylesin. Amin cümlemize inşallah. Hem sağlıklı hem engelli hayatı, ikisini bir arada yaşadım. Zor günler geçirdim. Ciddi manada zor. Ama Allah'ın izniyle insanlar atlatıyor. Sevgi görmedim ama çok sevgi verdim. Yani ben Anlatırsam Film Olur kanalına çıkana kadar adımın soyadımın ne anlama geldiğini bilmiyordum. Yeah. Gerçekten insanlar bana orada her şeyi, ismimin anlamını, soyadımın anlamını gösterdiler. Sevgi görmez. Ama ben insanları, hayvanları, her şeyi çok seviyorum. İnsanlardan çok darbeler yedim. İnsanlara güvenmiyorum ama yine de seviyorum. Çünkü umudumu asla yitirmedim. Biliyorum ki bir gün insanlık kazanacak, bir gün sevgi kazanacak, bir gün merhamet kazanacak. Sağlıklı dönemimde çok dostum vardı. Ya da dost zannettiğim insanlar çok fazlaydı. İyi ki de bazen diyorum ki iyi ki engelli oldum. İnsanların gerçek yüzünü gördüm. Dost zannettiklerimi gördüm. Gerçekten dostlar gördüm. Zor günümde benimle lokmasını paylaşan, benimle aşını paylaşan insanlar tanıdım. Çok iyi insanlar çıktı karşıma. Bazen diyorum ki her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Belki benim sağlıklı olmam şerdi, hasta olmam hayırdı. Ben bunu hayra yordum ve insanları tanıdım. Güzel insanlar gördüm. 4 tane kızım var. Hayat mücadelesi veriyorum. Amin, Allah cümlemizinkini bağışlasın. Pandemi öncesi pazarlarıma çıkıyordum. Kararınca kendimi geçindiriyordum kimseye muhtaç olmadan. Çorbam kaynıyordu tabiri caizse. Pandemi patladı. Tedavi olmam gerekiyor. Miastenia Gravis hastasıyım. Önceden de bahsetmiştim. İvik tedavisi alıyorum. Bunu almam gerekiyor ama doktorum şey demişti. Geçtiğimiz senenin Kasım ayına kadar gelebilirsen gel kızım, gelemezsen pandemi bitene kadar buralarda görünme. Çünkü benim hastalığım bağışıklık sistemini çökerten bir hastalık. Gerekse kullandığım ilaçlar, gerekse immün sistemini çökertiyor bu hastalık. Onun için miyasteni seni öldürmez ama korona öldürür demişti. O yüzden tedavimi alamıyorum. Ha kötü müyüm? Çok şükür nefes alıyorum. İhtiyaçlarımı kendi çapımda giderebiliyorum. Allah beterinden saklasın. Nasıl oldu da hiç engelin olmadan engelli bir hayata adım attın? Bu anlar nasıl gerçekleşti? Neler yaşadın? Bunları çok merak ediyoruz. Ancak öncesinde bir önceki bölümü izlediğimizde orada Azrail'i gördüğünden bahsetmişsin. Evet. Azrail'i gördüğünden söz etmişsin. Azrail'i görme anı nasıl oldu abla? Gerçekten Azrail miydi gördüğün? Gerçekten Azrail Aleyhisselam'dı. Ben şuna her zaman inandım. Allahu Teala insanları çabasına göre yaşatır. Çabasına göre ömrünü belirler. Tabii ki elhamdülillah ne kadar ömür biçmiş, o kadar yaşarız Mevlam. Ama benim her zaman yaşama sebeplerim vardı. Çünkü 4 tane çocuğum vardı. 4 tane korumaya muhtaç melek vardı. Bana ihtiyaçları vardı. Ben her zaman Allah'ım çocuklarımı belirli bir noktaya getirene kadar beni onların başından eksik etme diye dua ettim. Mevlam her zaman kabul etti. Azrail Aleyhisselam'ı görmemdeki Hastanedeyim. 75 gün yoğun bakım hikayem. Belki bilincim kapalıydı ama benim hep açıktı. Doktorlara göre kapalı dediler ama ben görüyordum annemin gelip gittiğini. Doktorların gelip gittiğini, ilaçlar verildiğini, serumlar takıldığını, geceyi gündüzü, yani gündüz ışıklar kapatılıyordu, geceleri açık oluyordu. Sağ tarafımda, yani hastane odası, yoğun bakım ortalama belki 5 metre yükseklikti. Çünkü yoğun bakımlar diğer odalara nazaran daha yüksektir. 5 metre yüksekliğinde, yani öyle ki tavanı neredeyse başı tavana varıyordu. Uzun boylu. Kaşları çatık, böyle sinirli değil, üzgün değil, çok farklı bir yüz ifadesi. Böyle aşağıya bana bakıyordu sürekli. Ben ona, o bana. Yani hep gözümü açıyorum, kapatıyorum. Hep başımda. Beyaz bir önlüğü vardı. Eminim. Yani çünkü o görüntü hiç gözümün önünden gitmiyor. Bakın kaç yıl geçmiş üzerinden ama unutamıyorum. Bu halüsinasyon olamaz. Hayal olamaz. Gerçekten gerçekti. Ben o görüntüyü hiçbir zaman unutmadım. Ne zaman başım dara düşse, ne zaman sıkışsam hep ölümü hatırladım. Ölüm hep aklımda. Azrail hep başımdaydı. Yani hazır hissettiğimde, ben dünyadaki görevimi tamamladığımda eminim ki beni alacak. Ve ben o gün dünyadaki görevimi Allah'ın emrettiği şekilde tamamladığımda eminim ki emanetimi alacak. Peki abla, bu Azrail'i anlattığın sürede bir de bize kartaldan bahsettin. Evet. Bir kartal camdan içeri giriyor ve bir hastayı yemeye başlıyor, evet, dedin. Bu nasıl oldu peki? Sence bu halüsinasyon muydu? Halüsinasyon değildi. Şöyle ki aynı serviste yattığımız bir amcamız, yaşlı da bir amcaydı. Ameliyat olmadan önce aynı odada yatıyorduk hatta. Onun kızları vardı yanında, benim de annem. Ameliyata aynı gün girdik. Aynı gün çıktık ameliyattan. Servise yatırıldım. Benim solunum problemim zaten başlamıştı ameliyattan sonra. Doktorların beklediği şeydi. Solunum sıkışmaya başladı. Çünkü o kişinin ziyaretçileri gelmişti. O da bir anda kalabalık olunca ben solunumsuz kaldım. Makineler ötmeye başlayınca beni yoğun bakıma aldılar. Arkada ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Belki saatler, belki bir gün. Ama ben kendime geldim. Tabii entübe edilmiş şekilde, gözlerim açık. Karşımda bir yatakta bir hasta, kocaman bir kartal. Yani kartal ama yatağı kaplıyor. Adamı kaplıyor. Yani adamı böyle gagasıyla parçaladığını, gagasında kanlı parçalar gördüm. Bu halüsinasyon olamaz. Ben elimle yatağın demirine vurduğumda hemşireler geldi yanıma. Ne oluyor dediler. İşaret ediyorum. Hani konuşamıyorum çünkü ağzımda hortumlar var. Entübeyim. Yok bir şey dedi. Perdeyi çekti o da. Yatağımın perdesini çekti. Yoğun bakımda her bölümün perdesi vardır. Sonra yoğun bakım geçtikten sonra ben servise çıktığımda anneme buradaki amcaya ne oldu diye sordum. O dedi ki kızım senden sonra o da yoğun bakıma geldi. Çünkü mide kanaması geçirmişti. Ben hatta kızını uyardım, kalk babana bir şey oluyor. Yok bir şey, o her zamanki hal dedi. Yoğun bakıma aldılar. Arkasından da zaten cenazesini getirdiler dedi. Yoğun bakımdan çıkamadı. Anneme söyledim, anne dedim ben gördüm o amcayı kartal yedi. Kartal yedi, yani bildiğiniz bu halüsinasyon olamaz. Ha, evet, doktorlara göre, birçok kişisine göre hani tıbben bunun bir açıklaması yok. Halüsinasyon. Ama insanlar halüsinasyon adı altında gerçekleri de görebiliyor. Bazı insanlara göre belki ben orada hayal gördüm, belki halüsinasyon gördüm ilaçların etkisiyle. Ama ben o kartalı da gördüm. Çok canlı ve net. O Azrail Aleyhisselam'ı da gördüm. Bize biraz Azrail'den bahseder misin? Nasıl bir görünüme sahipti Azrail? 5 metre gibi bir yoğun bakım. Belki aşağı yukarı diyelim. Belki daha az, daha çok bilemem ama normal hastane odalarından daha yüksektir yoğun bakımlar. Cihazlardan dolayı mı, havadar olsun diye mi? Sağ tarafımda, yatağımın başında uzun, kafası neredeyse tavana değiyor, uzun boy, beyaz bir önlük, beyaz vardı üzerinde eminim. Kolları var mıydı? Kesinlikle görmedim. Ben sadece yüzüne odaklandım. Çünkü kafamı kaldırıp baktığımda yukarıda bir yüz. Üzgün değil, kızgın değil, yani mutlu değil, çok farklı bir ifade. Çok farklı. Asık mı, mutsuz mu? Yani bu ifade edilemez, bu anlatılamaz. Gerçekten yaşanır. Ama kafası eğik bir şekilde sadece bana bakıyor. Hiçbir yere kafasını kıpırdatmıyor. Ben bunu günlerce uyudum, uyandım, gözümü her açtığımda ben o yüzü gördüm. Yani hep o yüz vardı. Ve kaç yıl geçmesine rağmen o yüz hiç gitmiyor beynimde. Bu halüsinasyon olamaz. Benim beynime kazınmış. Ben o yüzü unutamam. Eminim ki son nefesimde ben o yüzü yine göreceğim. Yine diyorum Allah güzel, imanlı, Kur'anlı, hakikaten bahsettiği gibi, istediği gibi ölümleri nasip etsin bizlere. Amin. Güzel insan olarak ölelim. Amin inşallah. Peki ablacığım, hiç engelin yokken birdenbire engelli bir hayata giriş yapıyorsun. Yani aslında şöyle anlamamız gerekiyor. Sen durduk yere bir hastalık mı geçiriyorsun da bu hale geliyorsun? Yoksa yanlış uygulanan tedavi yöntemiyle mi bu hale geliyorsun? Benim bilinen bir hastalığım var. Ve bilinen hastalığımın da tedavisi sürekli olması gerekiyor. Tedavi kesilemez. Tıpkı antidepresan kullanan insanlar yıllarca kullanması gerekir. Bir anda küt diye kesince aynı şekle döner. Bu da öyle. Belki kesilecekken bile yavaş yavaş, belki de bilemiyorum, ben o noktaya hiçbir zaman gelemeyeceğim. Ömür boyu bu ilaçları kullanmam gerekiyor. Ameliyat olduğumda, bu Kartal Eğitim'e yatırıldığımda enfeksiyonun önüne geçemiyor doktorlar. Dediğim işte kortizon ve mestinonu kesiyorlar. Yani neye bağlı, neye istinaden kesiliyor bilmiyorum ama kesildiği an vücut, kaslar şoka giriyor. Omurgam kırılıyor orada. Çünkü kaslar hızlı eriyince kemikler baskı yapıyor. Ağır vücut, sürekli yatıyorsun. Kaldırırken mi, indirirlerken mi bilemiyorum. Belki de vücut kendi kendine, hiç kimseyi suçlayamam şu anda. Allah'ın takdiri ilahi, o benim başıma gelecekmiş ve ben gördüm. Omurgam kırılıyor, boyundan aşağı felç oluyorum ben. Allah Allah. Yani gözlerimi açtığımda, tabii ki kendime hafif geldiğimde, yani uyku ilaçlarıyla uyutuyorlar beni. Kendime geldiğimde Kartal'da bir özel oda dedikleri küçük bir yerdeydim. İlaçlarımı getirdi hemşire, nedir bunlar dedim. Uyku ilaçları dedi. Ama dedim ben uyku ilacı kullanmıyorum. Benim ilaçlarım nerede? Biz onları doktorumuz kesti dedi. Bunları kullanman gerekiyor. Sebebi enfeksiyonun önüne geçilmiyor. Bunlar enfeksiyonu uyutarak seni kurutacağız. Buraları zaten daha öncesinde de anlatmıştım. Kısaca özetleyeyim. Sonrası işte Marmara, Marmara'da tedavilerim. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Engelli olarak evime geri döndüm ama hiçbir yerim tutmuyor. Evime geldim, çocuklarım anneden uzak kalmış, sevgiden uzak kalmış. Baba da yanımdaydı. Babayı görmemişler. Anne yok. Aç kalmamışlar çok şükür. Anneannemiz başımızda. Annem bakmış çocuklarıma, yedirmiş, içirmiş. Allah bin kere razı olsun. Ama bu böyle devam edemez. Benim kalkmam lazım. Bir şekilde azmettim, emekledim. Yataktan çok kendimi yerlere attım. Bebek gibi düşündüm kendimi. Emekleyerek, zorlayarak yürüdüm. Ve 2 kat yürümeye başladım. Çocuklarımın başındaydım. Kendime göre hayatımı ayarladım. Mutfak dolaplarının üst dolaplarını kullanmadım. Hep alt dolaplarımda. Tabaklarım, çatallarım, kaşıklarım. Ocağımı kendime göre ayarladım. Yani hayatımı bir şekilde idame ettirdim. Geçimimi de sağladım çok şükür. Yani bir şekilde hayat devam ediyordu. Ta ki eşten darbe yiyene kadar. Hani derler ya, komşun seni tok sever, eşin seni sağ sever. Kimseye inanmayın. Sevgi yok. Sevgi gerçekten geçici. Geçiciymiş. Hele ki bu eş olunca çok daha farklı. Sen sağlıklıysan, güzelsen, bakımlıysan maalesef ki eşin yanında. Sizi tenzih ederek söylüyorum. Tabii ki hepsi aynı değil ama bize öylesi denk geldi. Biraz idare etti, gitti, baktı bana. Bayağı altımdan üstümden aldı. Çok özür diliyorum. Ama belirli bir noktadan sonra pes etti. Ben dedi bakamayacağım artık sana. Ben sana hesap veremem. Bu benim hayatım. İstediğim gibi yaşarım, istediğim gibi gezerim, tozarım. Bu şekilde yaşayacaksın dedi. Buna katlanacaksın. Çocuklarımın gözünün önünde beni öldürmeye kalktı, boğazımı sıktı. Hele büyük kızım şahit oldu olaya. Biz zaten darp içinde büyümüştük. Biz zaten sopa yemiştik. Geçmişim zaten benim. Sopa insanın canını acıtmaz. O anlık acır. Biz bunu çok öğrendik. Ama izleri kalıyor. Ruhumda izleri kalıyor. Bu izleri ben çocuklarıma yaşatmak istemedim. Ve ayrıldım, bitti gitti. Anlaşmalı, dostça ayrıldık. Giderken de bana çok güzel nasihatler verdi. Büyük konuştu. Büyük lokmayı ama büyük sakın konuşmayın. Ben hayatım önce hiç büyük konuşmadım. Büyük konuştu. Sonra ben ona değil de o bana yalvardı. İyileştirdik. Aldım onu da evime. Yani gerçekten insanlık. Ben hep şundan korktum. Yarın ahirette hesap gününde ben hesap soran olmayayım. Bana hesap sorulmasın. hesap soran ben olayım. Yani Allahu Teala benim hakkımı, hesabımı karşımdakilerden alsın. Ben herkes hakkımı helal ettim, Allah'a havale ettim. Karşılığı, mükafatı çok güzel oldu. Benim evimde, benim kardeşime namussuzluk yaptı. Cezasını bulacak, mutlaka bulacak. Eminim, ben kendisine de söyledim. Ben hakkımı sana helal ettim, ben seni Allah'a havale ettim. Mahşeri geldi. Allah mutlaka bu dünyada belki sormaz. Belki sorar, kurban olduğum Mevlam, takdir ilahi. Ama ahirette biliyorum ki soracak. Hani kamu davası vardır ya, ben ona çok inanırım. Belki Türkiye'de işlemiyor. Belki adalet tam işler işlemez. Hiçbir zaman sorgulamadım hiçbir şeyi. Ama ahirette kamu davası çok güzel işliyor. Biliyorum, eminim. İnsanlara diğer videolarımda da söyledim. Bakın, sağlığınıza sakın inanmayın. Malınıza inanmayın, güvenmeyin. Ben hastaneye yürüyerek girdim. Hiç aklımın ucundan geçmezdi ki ben tekerlekli sandalyede yaşayacağım. Çok engelli insanlar görürdüm. Asla da küçük görmedim, kınamadım. Bu nasıl hayatını yaşıyor ya da nasıl böyle yaşanır diye büyük de konuşmadım. Ama kurban olduğum Mevlam hem sağlıklı hayat hem engelliliği gösterdi bana. Çok şükür Mevlam'dan geldi. Amenna dedim, başımın üstüne dedim. İnsanlara nacizane fikrim, kimseye güvenmesin. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Nerede, ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmaz. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı, kendine güvenmeyi, her şekilde, her zorlukta başaracaksın. Kendini motive etmeyi, bunu sakın unutmasınlar. Ben birçok şeyi kendim istediğim için yapacağım, başaracağım. Ben ayakta durmak zorundayım. Allah için, peygamber için, dünyada ne kadar ömrüm varsa bunun için çabalayarak bir yerlere gelmek, çocuklarımı yaşatmak zorundayım dediğim için bugün buradayım. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun inşallah. Sen kaç gün yoğun bakımda yatmıştın toplamda? İlk yoğun bakım 75 gün. 75 gün. 75 günün üstüne. 75 gün yoğun bakımda yattıktan sonra ilk kendine geldiğinde ve oradan çıktığında ne istedin? İlk kendime geldiğimde 75 gün nedir? İnsan yemek yiyemiyor. Yani Allah'ın verdiği nimet sonuçta temel ihtiyaç yemek istedim. Bana dedim 6-7 tabak, yani alabildiği kadar, ne kadar varsa yemek getirin. Çünkü ben zaten ameliyat olmadan önce de nereden baksanız bir sene boyunca ben sütle beslendim. Benim tüm üst bezlerim kanama yapıyordu. Ekmeğin tadını unutmuştum. Yani taze ekmek yiyemiyordum. Çok net hatırlıyorum. 2 kere kız kardeşim karşıda, evli olan. Gelmişlerdi, mangal yapmışlardı, söylemesi ayıptır. Bekarım. Abla dedi bir parça sen diye. Küçük küçük böyle minik minik ayırdılar. Boğazıma takıldı. Boğuldum resmen. Yani zor annem parmağını takıp çıkarttı. Yiyemedim. 1 sene boyunca ben 1 bardak günlük süt içiyordum. Düşünün ki 85 kiloydum. Kalıplıydım. 40 kiloya düşmüştüm. Bir deri bir kemik. Tabiri caizse bir deri bir kemiktim. Yani onun için yemeği özlemiştim, ekmeği özlemiştim. Yani ilk kendime geldiğimde ben yemek istedim. Kıyafetlerim yok, yoğun bakımdayım. Her yerim cihaz bağlı. Bana de hemen yemek ve taze ekmek getirin dedim. Yemek ne olursa olsun, yemek olsun. Çünkü özlemişsin. İnsanız, yemek yiyememek çok kötü bir şey. Bildiğiniz tatları 1 yıl boyunca sadece süt içiyorsunuz. O da burnumu tutarak içerdim. Yani çünkü burnumdan geri geliyordu, boğazımdan gitmiyordu süt. Su getirdiler. Allah sizden de razı olsun, onlardan da. Servise çıkarmadan bana yemek getirdiler. Yani maksimum 5-6 kaşık yiyebildim. İnsanoğlu işte açgözlüyüz ya. Böyle çok olsun, gözün doysun ama istiyorsun. Yani yedim, gözüm açıldım, kendime geldim. Düşünün ki 74. 75. gün hatta o iğne yapıldı bana. Aslında belki çok daha uzun kalacaktım ben. Çünkü doktorlar, annem artık heder oluyor. Doktorlar anneme diyor ki, ablacığım sen burada çok kötü oldun. Bir git evine, dinlen, kendine gel. Aksi bir durum olursa biz sana ulaşırız zaten. Ev sahibimizin ev telefonu var. O dönemlerde çok fazla cep telefonu olsa bile bizlerde yok. Mümkün değil. Annem eve iniyor. Garibim daha üstünü değiştiremeden ev telefonunu arıyorlar ev sahibinin. Sevgi servise çıktı gelin. Annem diyor ki imkansız, kesin diyor bir şey oldu, bana söylemiyorlar. Çünkü ölümü beklenen bir insan. 2001 o dönemde İvik diye bir ilaç. Yeşil kart ödemiyor. Yeşil kartlıyız. Bir şişesi 1000 lira civarı falan, kiloya baz alarak bu ilacı veriyorlar. Toplamda 6.000 liralık ilaç. Ama yeşil kart ödemiyor. Bunu ücretli almak zorundasın. Alamıyoruz. Doktorlar diyor ki almak zorunda, yoksa ölecek. Bir asistan doktorumuz vardı. Dünya iyisi bir insandı. Gel dedi ki abla, Allah'ın izniyle ben seni iyileştireceğim. Önce Allah, sonra bana inan, güven. Kortizonlar verdi. Onlar yani bir 75 gün beni bir şekilde yaşadım. Ta ki o doktor gelene kadar. O doktor başımın, ayağımın ucundaydı. Başımda Azrail, ayak ucumda doktor. 2 tane doktor gibi insan var başımda. Bir tanesi bembeyaz, beyaz önlük, çok net hatırlıyorum. O yüzü tarif edilemez. Ama ayak ucumdaki mülayim, sakin, böyle tebessüm bir suratla ablacığım dedi hiç üzülme. Ben sana bir iğne yapacağım ama sakın korkma, çok yanacak vücudum dedi. Hemen arkasından da başka bir iğne yapacağım. Serinleyip iyileşeceksin. Ama yani o iğne, cehennem ateşini ben dünyada yaşadım. Damarlarımda kan değil, ateş dolanıyor, alev topu. Yani nasıl söyleyeyim, kolumdaki damar yoluna iğneyi yavaş yavaş vurmasına rağmen bir anda vücuduma ateş sardı. Yanıyorum diye çırpınıyorum ben. Korkma dedi, bu bittiği an diğer iğneyi yapacağım. İkinci iğneyi vurmasıyla inanır mısınız üstümden dağa kalktı. Ben bildiğiniz kuş oldum. Beden, ruh, yani çok farklı bir şey oldu. Ne ağrı, ne acı, ne sancı, hiçbir şey kalmadı orada bende. Ben uyumuşum. Ne kadar sürdü bilmiyorum. İşte gözlerimi açtığımda tübeyim, boğazımda hortumlar var. Masaya vurmuşum, demirine nasıl sallıyorum ama ben yiyeyim diye. Cihazlar ötüyor. Solunuma, nefes almak istiyor akciğer, çıkartılmak istiyor. Emptübeden çıkartılmak istiyor vücut. Doktorlar geldi, sakin kızım, tamam sakin, hemen çıkartacağız. Ne oldu sen, kendine geldin, makineler ötüyor. Yani nefes alma, sakın zorlama, akciğerinde balon patlar. Uyuttular tekrar, balonu çıkardılar, ben kendime gelmiştim. Ve ben, hiçbir şey kalmamıştı bende. O halsizlik, bitkinlik, nefes alamama, uyku halleri, hepsi bitmişti. Azrail de yoktu başımda. O da gitmişti. O iyileştikten sonra o da yoktu artık. İlk sordukları şey, servise çıkartacağız Sevgi Hanım. Anneni aradık, geliyor. Kıyafetlerim yok, çırılçıplağım. Hiçbir şeyim yok. Cihazlara bağlısın yoğun bakımda. Ne istiyorsun? Ne verelim sana? Bir şey ister misin? Çünkü serumlar... Zaten ben bir yıldan fazla yemek yememişim. Serumla da beslenmişsin, 75 gün yemek istedim. İşte orada ilk istediğim şey. Önce yemek istiyorum dedim, sonra da annemi görmek istiyorum. Çünkü bekardım o zaman. Çocuklarım falan yoktu. Beni tek hayata bağlayan annemdi. Baba yoktu zaten. Kardeşlerim vardı küçük. Ama ben annemi istedim direkt. Annemi ve yemek istiyorum. Yemeğim de geldi, annem de geldi. Sonra beni çıkarttılar. Hayatım başladı sonrası. Sağlıklı bir şekilde. Yani hastalıktan eser kalmamıştı. %40 engelli raporum vardı. Bununla çalışmaya, iş kurlara başvurdum. İş yerine gittim. Bir markette çalıştım. Çok da güzeldi işim. İyi gidiyordu her şey. Sağlıklı dönemim böyle devam etti. Ta ki işte %98 ağır engel olana kadar. Yani buradaki vermek istediğim mesaj, sağlık da bizim için, hastalık da bizim için. Lütfen. Erkeklere de sesleniyorum, kadınlara da. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta bu sadece sözden ibare olmasın. Herkes birbirinin yanında olsun. Birbirinizi sevin. Allah seni ona, onu sana emanet ediyor. Lütfen yanında olun, destek olun. Onun sana, senin ona ihtiyacın var. Belki bugün o hasta oldu. Belki yarın sen olacaksın. Tıpkı benim hayatımda olduğu gibi. İnsanlar her zaman birbirine muhtaç. Lütfen insanları sevin, sayın. 3 günlük dünya. Bir bakıyorsun salisenin garantisi yok. Bir bakmışsın belki de ben buradan çıkamayacağım. Belki burada son nefesimi vereceğim. Bunu Allah bilir. Onun için her saniyenin değerini, kıymetini bilsinler. Hayat her şekilde yaşamaya değer. Yeter ki Allah'ın sevdiği kullar arasında olalım. Allah'ın şirk koştuğu şeyleri yapmayalım. İnsanları sevelim, sayalım, değer verelim. Saygı, sevgi. Önce saygı, sonra sevgi diyorum ben. Saygı olmazsa sevgi de olmaz zaten. Peki abla, az önce dedin ki %40 engelliydim. Daha sonra da %99 mu demiştin? 98. 98 engelli oldun. Yani arada çok büyük bir uçurum var aslında. Bu süreç nasıl oldu? Birdenbire mi oldu? Yanlış tedavi mi gördün? Bu süreç dediğim gibi Kartal'da bütün ilaçlarımı kestikleri için vücut şoka giriyor. Kaslar omurgaya yüklenince omurga kırılıyor. O an yani oradan kaçıp bir an önce kendi hastaneme, kendi doktorlarıma gidip engelli ya da engelsiz benim tek derdim nefes almak, çocuklarımın başında olmaktı. Marmara'ya gittim. Yani iyi kötü tedaviler uygulandı ama omurga kırılmış artık. Düzeltilemezdi. Kaslar vücuda hani erime yüklendiği için omurgayı kırıyor. Nefes aldım, yaşadım, iyileştim ama vücudumun hiçbir yeri tutmuyordu. Ve bu şekilde doktorlarım dedi ki hani böyle devam edeceksin. Sana yeniden tekrardan heyet raporu düzenleyeceğiz ve orada %98 ağrı engelli raporumu verdiler. Bu şekilde başladı engellilik hayatım. Ağır engellilik diyelim. Peki abla araştırdın mı daha sonra? Yani doktorlara şikayet ettin mi? Araştırma istedin mi bunun için? Hiçbir şey istemedim. Ben dedim ya, haklı ya da haksız. Bunu Allah biliyor. Ben herkesi Allah'a havale ettim. Neyi tutturacaksınız ki? Sonuçta hastalığım belli. Belki o an öyle gerektirdi doktorlar, öyle tedavi ettik diyecekler. Biliyorsunuz, kimi kime şikayet edeceksiniz ki? Ben Allah'a şikayetimi yaptım. Peki anneniz, beraber misiniz? Annemle aynı mahallede oturuyoruz. Annem iki erkek kardeşimle beraber yaşıyor. Beraberiz. Yani ne kadar güzel. Gidiyoruz, geliyoruz. Annem hala hastanelerde, iyileşemiyor. İyileşemeyecekti. Allah sağlıklı uzun ömür versin diyelim, buna da hamdolsun. Hastanelere gidiyor, geliyor. Tahlilleri yapılıyor. İlaç kullanıyor. Bunlardan hepsinden haberdarım. Takip ediyorum. Doktorunu, ilacını. Çok şükür başımızda. Buna da şükür. Allah razı olsun. Cümlemizden. Peki babanız? Aynı semtte oturuyoruz. Yani belki 5 mahalle, belki 6 mahalle ötede. Müstakbel eşiyle yaşıyor. Görüştüm mü? Görmedim. Görüşmek istemiyorum. Peki neden babanızla görüşmek istemiyorsunuz? Neden? Çok şeyler yaşattı bize. Çok acı şeyler yaşattı. Belki isteyerek, belki istemeyerek. Ben onu Allah'a havale ettim. Öbür tarafta onunla da hesaplaşacağımız gün olacak. Elbette ki tabii ki baba, bir şey diyemem. Ama babam olması bana eziyet çektirmeyecek anlamına gelmiyor. Ya da anneme, ya da kardeşlerime. Onun için görüşmek istemiyorum. Bana neden acı çektirdi ki? Biz açlık, yokluk, Allah'ın emri. Asla hiçbir zaman isyan etmedik. Etmeyiz de haşa estağfurullah. Ama şiddet, küfür, hakaret bunları hiçbir insanoğlu hak etmiyor. Görmek istemiyorum. Allah ıslah eylesin, yolun açık eylesin, ahirette beni beklesin. Peki abla, şu anda mevcutta gördüğün bir tedavi yöntemi var mı? Var. İvik tedavisi. İşte onun içinde damardan alınan bir bromür diyorlar, immün sistem güçlendirici. Çok tıp dilinden anlamıyorum, araştırmıyorum da hastalığımı. Şimdi internetler öyle saçma sapan haberlerle dolu ki, yok lösemi yapıyor, yok nedir o, lenfoma yapıyor. Hastalığını girdiğin zaman Google'a kendinden korkuyorsun. Hani ben pozitif düşünenim. Ben asla yasak tanımam, sevmiyorum yasakları. Allah'ın yasağına uyarım ama kulların yasaklarına uymuyorum. Yasaklar bana göre değil. Hani benim hastalığımda çocuk yapamazsın dediler. Yapmazsın değil, yapamazsın ve olmaz. Birçok insan şey yazmış, ben de kortizon kullandım, bu çocuk olmasına teşkil değil. Ben kortizondan dolayı demedim ki, siz belki videoda kesintiler olmuştur ya da tam olarak anlatamamışımdır. Buraya bir açıklama getireyim. Endoksan kullanıyorum ben. Bu bir kemoterapi grubudur. Ve endoksan alan insanın çocuk yapması mümkün değil. Tıbben imkansız. Yani tıbben imkansız. Ama Mevlam imkansızların içinde imkan vardır derler ya. Bu sözü çok seviyorum. Bir değil, iki değil, ikiz verdi. 4 tane kız evladım oldu benim. Bu bir mucize. Belki yani sağlıklıydım o dönemlerde. Belki ilerideki bugünüm için ikisi benim kolum, ikisi ayağım olacaktı. Çünkü biz kızlar anneme çok destek oluyoruz. Erkek evladı sabah çıkar akşam gelir. Kız gibi olmuyor. İnsanın kız evladı olmalı bence. Peki abla, hayatın boyunca en pişman olduğun an hangi andı? Çocukken benim bir civcivim vardı. Belki bilmiyorum 8 ya da 7 yaşlarındaydım. Öyle ki 7-8 tane tavuğumuz civciv çıkartmıştı. Hepsi öldü, bir tanesi yaşadı. Sapsarı kocaman oldu. Bir tane köydeyiz, canavar bir kedi bütün civcivleri yiyormuş. Herkesin güvercinli civcivimi. Bir gün okuldan geldim, benim civcivimin kafasını koparmış, yiyordu. Gövde kalmıştı, ölmüştü benim o civcivim. 2 ay ben ona gözüm gibi baktım. Kocaman olmuştu, yani sapsarıydı, canlanıyordu, her geçen gün büyüyordu. O benim canım parçası gibiydi. Okuldan koşup gelip ben öğlenleri bile köy okulu, mahallemizde zaten. Öğlen yemek yemiyordum, civcivimi besliyordum. Büyüsün, kendine gelsin diye. Sonra ben o kediyi günlerce kovaladım. Yakaladım. Halamın oğluna götürdüm. Dedim ki abi bunu götür başka köye. At yani ben görmeyeyim. Başka bir köye at. Bu köyde olmasın. Ben bunu gördükçe civcivimi hatırlıyorum. Ya kızım dedi git başımdan. Benim işim başımdan aşmış. Ne yapayım abi dedim ben bunu. Ne yaparsan yap dedi. Öldüreyim mi dedim. Çocuk haklı. Bilmiyorum ki. Öldüreyim mi dedim. Git öldür dedi bana ne. Tek pişman olduğumu. Ben onu bir çuvala koydum ve ben bunu hiç unutamıyorum. Gerçekten hayatımda tek pişmanlık duyduğum o kediyi taşlara vurdum. Asla kendimi affetmeyeceğim. Estağfurullah, çocukluk aklı işte. Çocukluk aklı ama yine de kendimi nasıl ben bu kadar vicdansız olabildim ve ben ki o kadar hayvanları seven, o kadar dost olan bir insan ben bunu çocukluğumda nasıl yapabildim? Belki oradaki o insanın hatası. Çocuk haklı, sen nasıl güvenip ona o nasihati veriyorsun? Git öldür bana ne? Tek pişmanlığım, tek keşkem o. Keşke yapmasaydım. Keşke kelimesinden nefret ediyorum o yüzden. Hayatım boyunca hiç kullanmadım. Bir kere orada kullandım. Ve bunu kimse bilmez. Ben bunu ölene kadar bu acıyı hep içimde yaşayacağım. O yüzden hayvanlar bana şimdi sokakta küçücük bir hayvan yaralı gördüğüm zaman inanın insan orada yaralı görsem o kadar acı çekmiyorum. O benim içimde kanayan yara. Belki 40 yıl olmuş ama hala kanıyor. Unutmadım, unutmayacağım da. Bir gün tamamen engelsiz bir şekilde yürüme şansın olsa ilk nereye gitmek istersin? İlk nereye gitmek isterim? Çimenlerde koşmak isterim. Tıpkı çocukluğumdaki gibi. O yeşilliklerin üstünde ayaklarımda o çimenin kokusunu, nemini hissetmek isterim. Koşarak. Koşmak başka hiçbir şey değil. Çünkü insan koşarken, yürürken bir anda yürüyememek, koşamamak acı. Gerçekten acı. Evet. Koşmak isterdim. Alabildiğini, yani yorulana kadar, solunum, nefesim kesilene kadar koşmak isterdim. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah bir gün bunu bizler de görmüş ve şahitlik etmiş oluruz. Nasip kısmet. Çok şükür ama. Çok şükür. Nefes alıyorum. Aklı dengem yerinde. Kimseye muhtaç değilim. Çocuklarımlayım. Onları güzel insanlar yetiştirmek için çabalıyorum. Allah'ın izniyle bunları başarayım. Ben eminim ki ahirette koşacağım. Ben o yeşilliklerde koşacağım. Ben 2 kere cenneti gördüm rüyamda. Gerçekten insanlar o kadar kalabalık, bir yani uçsuz bucaksız sıralar, bir kalabalık, karanlık. Karanlıkta ama insanlar belli. Herkes beni bekliyor ama benim bütün ailem var. Babaannem en önde, rahmetli. Nerede kaldın kızım dedi. Ne oldu babaanne dedim. Bu kapıdan önce sen girecekmişsin dediler diyor. Kapı bildiğimiz kına yeşili. Belki insanlar buna da hayal der, halüsinasyon der. Hiç önemli değil. Ben yaşadım. Yaşadım o günü, o anı. Hiç unutmuyorum o rüyayı. Ben, rüyaydı evet ama rüyalar bilinçaltındaki gerçeklerdir. Kurban olduğum Mevlam bana o rüyayı gösterdi. Kapı oval geliyor. Tıpkı caminin kapıları gibi. Hani oval kapı, üzerinde Arapça kabartmalar var. Yeşil, yemyeşil, kocaman bir kapı. Kapıyı açtım, içeriye bir girdim. O karanlık, burası simsiyah, kalabalık, bir sürü insanlar. Ama öbür taraf yeşillik, çimenler. Ben o çimenlerde koştum. Ama bir ağaçlar var. Üzerinde elmalar, meyveler, rengarenk. Yani insan o kadar mı güzel olur? O kadar mı harika ses, kuş sesleri. Alabildiğine sonsuz yemyeşil. Ve ben o yeşillik, o çimenlerde koştum. Elmalar, ağaç. Yani her taraf ağaçlar. Yeşil ağaçlar, farklı farklı renkli renkli meyveler. Hayatımda hiç görmediğim şeyler. Hiç görmediğim kuşlar. Kuşlar benim önümde uçuyor. Kuşlarla beraber koştuk. Kuşlar uçuyor, ben koşuyorum. Ben rüyamda koştum. Yani inşallah rüyamdaki o koştuğumu ahirette koşacağım Allah'ın izniyle. İkincisi, yine böyle ahır gibi bir yerde, yine bir sürü insanlar. Küçük ama yani nasıl söyleyeyim, belki yarım metre. Şu kadar küçük bir pencere. Bir sürü insan diyorlar ki sen buradan geçince biz de geçebilecekmişiz. Ben buradan nasıl geçeyim diyorum, burası çok küçük. Ben eğildim. Eğilmek zorundayım çünkü çok küçük. Eğildim geçmek için, kapı kocaman oldu. Bildiğiniz yine aynı yeşil kapı ve arasında bayağı bir zaman sonra, bu iki rüyanın arasında. O küçücük kapı kocaman kapı oldu bana. Ben yine aynı o yeşilliğe, aynı o doğa güzellik, anlatılmaz bu güzellik. Yani dünyada siz öyle bir meyve ben görmedim şahsen. Hiç görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum. O ağaçlar, o meyveler, o kuşlar rengarenk. İnşallah ahir hayatımız böyle olur. Bunun için çabalıyorum. Bunun için yaşıyorum. Yoksa hastalık, sağlık, varlık, yokluk inanın hiç umurumda değil. Dost zannettiğim insanlar kaybettim. Gerçek dostluklar buldum. Gerçek aile buldum. Gerçekten beni baba gibi seven insan buldum. Beni tanımadığı halde beni kızından ayırt etmeyen insan. Beni tanımıyor. Sadece kızı öğretmendi. Kızı beni tanıyor. Ve o adam beni kızına emanet ederek vefat etti. Beni tanımayan bir insan, bu baba sevgisidir. Bu babalıktır. Fazilet öğretmenim, iyi ki varsın. Hep var ol. Allah gani gani rahmet eylesin babanızı da. Benim ablam olsun çok isterdim. Acaba nasıl bir duygudur ablası olmak? Hep ben ablaydım ya, ailenin en büyüğü benim. Keşke bir ablam olsa, beni koruyup kollasa, beni sevse derdim. Ve oldu. Hayatta ne isterseniz olur. Allah-u Teala'nın mucizeleri o kadar çok ki, benim karşıma hep mucize insanlar çıkarttı. Rabia ablam, iyi ki varsın. Benim ablam oldu. Hep var ol ablacığım. Beni kardeş gibi, çocuğu gibi aramadan, sormadan geçirdiği gün yok. Bir şeye ihtiyacın var mı? Maksat bana vermesi bir şeyler değil. Beni arayıp sorması, bana değer vermiş, beni sevmesi. Ben bunları yaşadım, yaşıyorum. Emine, kardeşim, karşı komşum, kocası, benim abim. Abim oldu bu arada. Dünyada bir abim oldu. Benden ses çıkmadığı zaman kapıları kırıyorlar. Bir şeyim oldu abla, hasta mısın, doktora götürelim. Sabah kahvaltısını bensiz oturmuyorlar masaya. Bu nedir? Değerdir, bu sevgidir. Gerçekten o kadar iyi insanlar tanıdım ki. Reyhan zaten, diğer videoda da bahsettim. Fatma, benim çok güzel ailem oldu. Çok güzel insanlar tanıdım. Yani bir arkadaşımız sizden iyi olmasın, bir iyilik yapmak istiyor ve bana ulaştı. Nereden, nasıl, bir şekilde bana ulaştı. Biz kız evladı olan bir aileye iyilik yapmak istiyoruz demişler. Bana her ay kesintisiz, bana sormadan benim etimi, tavuğumu gönderdi. Allah beni tanımıyor, Allah, beni bilmiyor. Yani demek istediğim o ki hiç kimse aç kalmaz. Ben sabah kalktığımda Allah'ım diyorum, bugünkü hayırlardan da şerden de. Sana sığınıyorum, sana inanıyorum. Eminim ki sen kimseye muhtaç etmezsin. Rızkı önce, hani derler ya, önce canını alır sonra rızkını keser. Rızkını verir. Mutlaka verir. Yeter ki ona inan, sığın. Veriyor kurban olduğum yolda. Anlatırsan Film Olur programında seyrettiğimizde şundan bahsettim. Ben çocuklarım eve döndüğümde suya ekmek bandıklarını gördüm ve beni çok etkiledi demiştin. Biz merak ediyoruz. Onu gördüğünde ilk ne hissettin? Birkaç ay sonra işte bu eşimin, daha doğrusu çocukların babasının sıkıntılar yaşayıp ayrıldıktan sonra annem hastanede, çocuklarım aç, evde hiçbir şey yok. Çünkü maddi durum yok. O an eşimden ayrılmışım. Bakım aylığını alamıyorum. Engelli maaşım var ama 600 lira neye yetecek ki? Kira zaten dünyanın parası. Ev sahibinin sırf kirayı hani gününde yatırıyorum ki eşim yok. Dulum. Dulsun ya, her yerde ev bulamıyorsun. İlk etapta sordukları şey eşin ne iş yapıyor? İnsanlarda böyle bir ön yargı var. Dul kadın kirasını ödeyemez. Her şeyden önce kiramı ödüyorum. Ve çocuklara yemek parası kalmıyor. Kızlarım aç. Bayat ekmek. Evet, komşular, eski ev sahibim, komşularım hepsi şahittir. Ki eski ev sahibim, yani birinci katta karşıki dairede oturduğumda o çok şahit olmuştur. Çocukların ağladığına, kızım bunlar niye ağlıyor? Bilmiyorum diyordum. Kadın dolabı gidiyor, açıyor ki dolapta hiçbir şey yok. Allah seni kahretsin Sevgi diyor. Biz burada insan değil miyiz? Neden söylemiyorsun? Kadın kaç kere bana yemek getirdi. Ben utanıyorsun, insanız. Ben kimseden bir şey isteyemedim bugüne kadar kendim için. Komşularıma dedim. Ya evde taze ekmek var da bayat ekmek daha iyi oluyor çorbaya. Bayat ekmeklerinizi verir misiniz? Bayat ekmeğiniz varsa. Çok istedim. Ben bundan da utanmıyorum. Çocuklarımı aç bırakmaktansa istedim, aldım. Oysa taze ekmek de yoktu. Alt katımızda BİM var. Gördünüz bugün geldiğinizde de. O gün komşu da yok evde. Hiç kimse yok. Çok kimseyi de tanımıyorum. Yeni taşınmışım o binaya. Çocuklar aç, süt yok, bebek. Küçük bir not yazdım. BİM'deki kasiyere. Artık şansıma kim gelirse dedim. Kızım ortalama 9-10 yaşlarında. Kızım dedim bunu götür BİM'deki ablalardan bir tanesine ver. Şu anda maaşımı alamadığım için evde para yok. Rica etsem bana bir paket cici bebe bisküvi ve bir paket de süt verir misiniz? Lütfen fişini bir size alın, bir tanesini de bana verin. Maaşımı alınca geri ödeyeceğim diye. Çünkü başka şansım yoktu. O kızdan da Allah razı olsun. Beni tanımıyor. Kız notumun altına ablacığım helal olsun 2 paket süt, 2 paket de bisküvi, borcum falan da yok diye yazı yazarak bana gönderdi. Ben bunu bir hafta boyunca ama her şekilde gelen sütün de bisküvinin de parasını not aldım. Ben maaşımı aldıktan sonra götürüp BİM'e iade ettim. Kimseye borçlu kalmadım, kalmam da. Allah kaldırmasınlar. Kul borcuyla asla canımı almasın. Yani kötü günler geçirdim. Elhamdülillah. Bunlar insanı daha güçlü kılıyor. Gerçekten güçlü kılıyor. Acı nasıl bir şeydir bilir misiniz? Canınız yanar ya, canınız yandığında hani çok acı hissedersin. Ben artık o acıları hissetmiyorum. Gerçekten hissetmiyorum. Çünkü o kadar çok canım yandı ki acıya bağışıklık kazandım. Bir hafta önce dişimi çektirmeye gittim. Çünkü artık hissediyorum enfeksiyon kapıyor, alınması gerekiyor. Sırf kök var. Başka hiçbir şey yok. Kırıldı, bütün dişlerimin hepsi dökülüyor. Alınması lazım. Doktora dedim ki dişimi çektirmek istiyorum. Ama dedi biz bunu çekemeyiz ki. Çene cerrahine gitmen gerekiyor. Çene cerrahine gittik oradan. Aynı kattalar. Ama dedim bir sıkıntı var. Ben anestezi yani morfin vuramazsınız bana. Çünkü şu ara bir de hastalığım zaten ilerlemiş. İyice kötü yapacak. Kızım dedi sen bu acıya dayanamazsın. O dişi yarıp alacağız. Mümkünatı yok. Çektirmek zorundayım dedim. Ben dedi yapamam bunu. Doktor cesaret edip çekemedi. Morfinsiz çekemem ben, yarmam gerekiyor bu dişi dedi. Kesik atacağız, neşter vuracağız, dikiş atacağız. Sen buna dayanamazsın. Ben kabul ettiğim halde çekemedi. Gönderdiler beni. Ben acılar artık benim için hiç önemli değil. Doktora gidiyorum kan aldırmaya. Çünkü artık Endoksan, İvik damarlarımın hepsini patlatmış. Davar bulunmuyor. 7-8 tane damar patlatıyorlar böyle. Damar yolları kollarımda asılıyor. Hissetmiyorum. Yani acı, gerçekten acıdan daha kötü şeyler var hayatta. Acılar insanı olgunlaştırıyor diyorlar ya. Gerçekten olgunlaştırıyor. Bağışıklık kazanıyorsunuz. Belirli bir noktadan sonra acı hissetmiyorsun. Ben o an canım yanarken orada değilim. Gözlerimi yumuyorum. Çok farklı yerdeyim. O acı oluyor, bitiyor, hiç hissetmiyorum. Bunu hayat öğretiyor sana. Yani isterseniz herkes için geçerli. Küçücük bir çizikti, canım yandı, öyle oldu, böyle oldu. Bu kadar narin olmayın. Hayat öyle acımasız ki yarının ne getireceğini hiç bilemezsiniz. Her zaman güçlü kalın, güçlü olun, pes etmeyin. Hele intiharı hiç düşünmeyin. Ben bu videodan sonra çok insan tanıdım. Abla ben intihar etmeyi düşünüyordum. Sebep? Üniversite sınavlarım başarısız geçti. Değer mi? Değer mi? Nedir ki ya? Sınavdan bahsediyorsun. Seneye daha güçlü ol, daha kuvvetli ol, başarılı ol, daha iyisini kazan. Geri dönüşüm şansın var. Peki sen intihar ettiğin, öldüğünde ne olacak? Allah-u Teala seni cehenneme bile almayacak. Bunun geri dönüşüm yok ki. Asıl hayat öbür tarafta başlayacak. Bu dünyanın 3 kuruşluk zevki için değer mi ya? Ahiretini yakıyorsun. Tırnağım kırıldı. Ay! Yani çok farklı şeyler bunlar. Yapmayın ne olursunuz. Kadınlara da buradan sesleniyorum. Çocuklarınızı sokağa bırakmayın. Onların size ihtiyacı var. Ne olursa olsun annesin sen. İyi günde de, kötü günde de, hastalıkta da, sağlıkta da sen onu koruyup kollamakla mükellefsin. Allah onu sana emanet kıldı. Senin canından, senin parçandan verdi ve seni koruyucu melek olarak seni ona tayin etti. Sen bunu o ölene kadar mecbursun korumaya. Abla peki, şu an senin yaşadığın bu durum var ya, hani kocan seni terk ediyor, gidiyor, hı hı, hasta olduğun için. Peki ya bu durum tam tersine olsaydı, kocan senin olduğun durumda olsaydı, senin tutumun nasıl olurdu? Ben onu asla bırakmazdım. Gerçekten bırakmazdım. Çünkü dediğim gibi onu gören Allah beni de görüyor. Ona veren Allah bana da verir. Bırakmadım da zaten. Ayrı olduğumuz halde, biz ayrıldıktan sonra o hasta oldu. Muhtaç diye ben aldım onu. Evimde yedirdim, içirdim. Baktım ve iyileştirdim. Ben yapmazdım. Yapamazdım. Çünkü bu benim vicdanıma sığmaz. Allah razı olsun. Cümlemizde. Peki abla, en büyük hayalin nedir? Çok büyük bir barınak yapmak. Ama yani dünyadaki bütün, sokaktaki bütün ama bütün canlılara ulaşmak. Belki diyeceksiniz ki küçükken o kediyi o şekilde vicdanını mı rahatlatıyorsun? Hayır. Oradaki kendimi affetmiyorum. Keşke o kişiyi dinlemeseydim. O bir çocukluk abla. Çok fazla dikkate alınacak bir şey değil aslında. Ama yine de canımı yakıyor. Şu an dedim ya, hayatımda tek keşke dediğim şey o. Bunu hiç kimse bilmiyor. Gerçekten ilk defa sizinle paylaşıyorum. Çok canımı yakıyor. Ama keşke yapmasaydım dediğim tek şeyim o. İnşallah bir gün Allah nasip kısmet ederse çocuklarımı çok güzel yerlere getirdiğimde çiftlik evim, böyle küçük bir ev, bahçesi olan, kendim doğal fasulyemi, patatesimi, soğanımı ekip doğal yiyeceğim ve kocaman bir barınak. Doktoruyla, ilacıyla, hastanesiyle, mamasıyla, her şeyle ilgilenecek ve bunlardan biri de inşallah benim kızlarımdan biri olacak, doktorlardan biri. İnşallah. Allah nasip ederse bir tanesinden bir tanesi veteriner olacak Allah'ın izniyle. Ve bütün sokak hayvanlarını hepsini bir çatı altında, sahipsizlerin sahibi olmak istiyorum. Çünkü Mevlam bu dünyayı sadece biz insanlar için yaratmadı. O kadar çok canlı var ki biz insanları onlardan üstün yarattı ki biz onları koruyup kollayalım diye. İnşallah o görevi üstleneceğim Allah'ın izniyle. Nasip kısmet olursa diyelim. İnşallah. Ablacığım, var mı son olarak söylemek istediğim bir şeyler? Söylemek istediğim, lütfen birbirinize karşı saygılı olun. Eşler için, anne babalar için, Evlatlar anne babalarına saygılı olsun. Eşler karı koca birbirlerine saygılı olsun. Önce saygı, sonra sevgi. Ve asla pes etmeyin. Çünkü Mevlam biz insanların azmine, çabasına göre kaderini çiziyor. Yolunu çiziyor. İki yolunuz var. Ya beyazdır ya siyah. Beyaza gitmek bizim elimizde. Siyahı seçmeyelim. Lütfen. İsteyelim, başaralım, yapalım. Bence ben istedim, başardım ve yapacağım. Son aşamadayım. İnşallah yapacağım. Çocuklarımı çok güzel yerlere getireceğim. Hayalini kurduğum barınağı da yapacağım. İnşallah. Biz insanlar çok sabırsızız. Maalesef istiyoruz ki hemen olsun. Güzel şeyler hemen olmuyor. Önce acı çekeceksin. Bir sınav vereceksin. Nasıl ki LGS'de yüksek puan alıyorsun, durup dururken alamazsın. Önce çalışacaksın. Çabalayacaksın ki yüksek puan alasın. Hayatta bir nevi sınavdır. Acı çekeceksin, olgunlaşacaksın. Mükafatını sonradan alacaksın inşallah. Evet, bu arada senin doğum gününmüş bugün. Bugün çekim yapacağımızı duyunca hemen yanına gittik heyecanlı. Bugünün doğum günü olduğunu öğrendik ablamızın. Ay teşekkür ederim. Haliyle bir doğum günü pastası getirmek istedik. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ablacığım. Çok büyük bir sürpriz oldu. Vallahi bizim için de öyle oldu. Doğum gününün olduğunu bilseydik önden hazırlık yapardık ama. Estağfurullah, bu bile çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Çok Allah sağ olun. Allah senden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Her zaman kardeşin olarak yanındayız abla. Allah'ım bir dilek tut son olarak. O dileğinle beraber şöyle güzel bir dileğimi sesli düşüneceğim. Herkes duysun. Dünyada savaşlar bitsin. Çocuklar ölmesin. Anne babalar ağlamasın. Askerler şehit olmasın. Her yer barış olsun. Çocuklar güle koşu oynayacağı bir dünya olsun. Yemyeşil, sevgi dolu, saygı dolu. İnşallah. İnşallah. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım. İnşallah. Allah hayırlı etsin. Amin. Allah razı olsun. Yeni yaşında mutlu olsun. Çok sağ olun. Allah ne evet dostlar, görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun tekrardan. İnşallah bir sonraki programda Rabbim izin verirse karşılaşacağız. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle. İki düğme, iki